Herkese selamlar dostlar. 22 Temmuz 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlar ile birlikte başlayacağız. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Dün ne yaptık ondan bahsedelim. Dün bir tane güzel bir sistem kuponu yakaladık. O ekrana gelsin. Şimdi sistem kuponunda neler vardı? Sistem 3-4'tü. 3-4 olduğu için 3 maç gelince para aldık burada. Misli 5 katı olarak oynadık. 25 TL'lik. Yaklaşık 70-75 TL civarında bir para verdi. Hepsi gelseydi 500 küsür lira para veriyordu. Fakat French Maroş mücadelesi gelmedi ki en yüksek oranlı maçımda oydu 3-15 gibi orandan. Olympiakos'a 2-3 gol. Fenerbahçe'ye maç sonu 0 ki 1-1 gibi bir skor bekliyordum. İdeal kombine de KG var tercihinde bulunmuştum. French Maroş zaten maç sürpriz oldu. Bence sürpriz oldu yani büyük sürpriz oldu. Klasik maçında zaten ben 2.5 alt tercihini sizlere önermiştim. Maçında ben 0-0 bitmesini bekliyordum ki zaten o yönde bitti. Bir 0'dan 0'da yazılabilirmiş fakat ben maç sonu 0 yazmayı tercih ettim. 2.80 gibi oranla o da kazandı. Bu yönde bir sistem oranımız katıl grubunda kazandı arkadaşlar. Geçtim bunu. Bir skor yarışması yapalım. 22'si için ayın. Cuma gününe. Öncelikle önceki skor kazanan arkadaşımızı söyleyeyim size. İsimsiz, isimsiz şair isimde. Fenerbahçe maçının 0-0 skorunu doğrudan bildi. Katıl Telegram gruplarımıza girmeye hak kazandı. Instagram üzerinden Kanga .tip hesabından yazarsa bizimle iletişim kurabilir. Katıl Telegram grubunun linklerini arkadaşa ileteyim. Maç skoru yarışması ise Damsat'la Sandovsen mücadelesi. Sizce maç skoru ne olur? Yorumlara yazabilirsiniz. Yine bilen bir arkadaşımızı katta Telegram gruplarımıza dahil edelim. Şimdiden herkese bol şanslar. Bol güneşler. Geçtim bunu ilk mücadelen Damsat mücadelesiyle başlayalım. Geçen hafta izledim. Özellikle videonun zaten geçen haftaki notlarıyla birlikte sizlere anlatacağım. Yani aldığım notlarla birlikte. Şimdi Damsat geçen hafta Dakika 1'de gol yedi. Ben KG var olarak değerlendirmiştim o mücadeleye. Dedim ki dakika 1'de gol yedi. Baktım dakika 10'a kadar falan bastırıyor. Dedim ki bu maç gelir. Ben bu maçı kapatayım. Diğer maçlara geçeyim. Canlı tercih alalım. Arkadaşlara ileteyim dedim. Bekle Allah bekle. Bekle Allah bekle. Dakika 3'te bir tane oyuncu kırmızı kart sarı kart görmüştü. Dakika 3'te de sarı kart görmek maşallah. Gitti dakika 45'te ikinci sarıyı gördü. Adama çok sert girdi. Topla alakası yok. ikinci sarıdan atıldı. 10 kişi kalınca zaten ne yapsa takımı. ikinci yarı 10 kişi kalmasına rağmen de sağlam bir baskı kursa da galip gelemedi. Ondan dolayı gol dahi atamadı. 2-0 gibi mağlup oldu Regensburg takımına. Şimdi Darmstadt'ın ben kendi evinde burada iyi bir futbol sergilemesini bekliyorum. Özellikle geçen hafta stoperlerin bir tanesi de gitti. Thomas arkadaşlar sakatlandı onu belirteyim. Aynen Thomas olması lazım. Sakatlandı. Darmstadt takımı bu hafta iki tane az stoperi olmayacak. Sandovsen takımına baktığımız zaman da geçen hafta galip geldi. Rakibi eksik kalmıştı aynı şekilde. O kendi evinde oynadığı 2-1 galip geldi yeni transfer arkadaşlar Kinsombi sağ açık mükemmel oynadı. iki gol atarak takımı sıkladı zaten. Bu maçta da gol atma ihtimalleri var mı? Var tabii ki. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Ben Darmstadt tarafındayım. Çünkü hücumda gerçen maçta baktığımızda Gensburg'a karşı yeri geldiği zaman 10 kişi bile gerçekten güzel hücum etti. O yüzden kendi evinde ekstra bir performans bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üstün oranın 1.50 bandında bir oranı var. Oran yükselmiş biraz. 1.45 gibi oran, 1.47 oranı vardı. 1.50'ye yükselmiş. Darmstadt'ın atacağı 2 golü öneriyorum. Ve sizlere bir adet de bu maça skor tercihi yapmak istiyorum. 6.50 gibi orandan arkadaşlar 2 birlik bir skor beklentim var. Hemen şu üstte 2-1 Darmstadt bu maçı kazanır diyorum. Bu yönde de tercihlerinizi geliştirebilirsiniz. Düsseldorf'la Paderborn mücadelesi. Geçen hafta kazanan iki takım özellikle Paderborn ilk kere 0-0 bitti. Ben kombineme de almıştım Paderborn mücadelesini. Ev sahibi bir buçuk üst olarak önermiştim kombinemde katıl telegram gruplarında. Dedim herhalde baktım çok iyi oynayamıyor. Ama bir gelirse açılacağı da belliydi ki öyle oldu. Bir attı arka arkaya zaten 10 dakikada mı 15 dakikada mı 4 tane attı. Maçı da 5-0 bitirdi Paderborn takımı. Ben o maçta ne önermiştim sizlere? Deplasman 1.5 alt önermiştim. Çünkü Paderborn'un zaten yenmesi muhtemel dedim. Fakat Deplasman'ın 2 gol atacağını beklemiyordum ki 5-0 bitti. Güzel bir şekilde kazandık o karşılaşmadan. Müsaade baktığımız zaman da standart bir oyunu oynadı. Geçen hafta Deplasman'da oynadığı karşılaşmada galip gelmesini bildi. 2-1 Magdeburg'a karşı galip geldi. Fakat kalesine pozisyonlar verdi. Özellikle geçiş oyunlarında ve e, böyle organize gelen ataklarda bazı hatalar yapsa da pek kaleyi bulamadı. 2-0 yakaladı zaten ondan sonra 2-1 oldu o karşılaşma. Ben bu mücadelede karşılıklı golleri bekleyeceğim. Hem Paderborn hem de Düsseldorf takımı birbirine denk takımlar olduğunu ve güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Bir 1.37 vardan KG var tercihini ideal olarak öneriyorum. Riskli tercih yapmak isteyenlere de ben gollerin ikinci yarı daha ağırlıklı gelmesi muhtemel olabilir. Özellikle bir yerde fiş gittiği zaman ip, ipin ucu kaçıyor. En çok gol ikinci yarı oranı 1.80 bandında oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir ekstra tercih olarak da değerlendirebilir. Geçtim bunu da. Zenit'le Sovetov mücadelesi. Zenit'in geçen hafta maçını izledim ben. Özellikle ilk yarıda rakibi büyük ablukaya aldılar ki dakika 17'de gol buldular. Dakika 45'e kadar öyle top çevirdiler ki. Rakibe doğru düzgün bir top vermediler. Ben o mücadeleyi izledim. Hangi maçtı Zenit mücadelesi? Ee, i̇smini unuttum. Kim ki kim ki? Ha aynen. Red oynanan kim ki mücadelesiydi. Yani çok ablukaya aldı. Pozisyonlar da vurdu. Özellikle Brezilyalı oyuncuları Wendel, Malcolm, Claudinho, Claudinho isimli sol açık. Özellikle zaten takım içinde büyük bir uyum var. Ben 4-0'lık Spartak Moskova maçını izlemiştim. kupa maçını. Ondan dolayı bu maçı değerlendirmiştim geçen haftada. Çok güzel bir hem uyum var hem de güzel futbol sergiliyor. Kimchiye karşı da öyle oynadılar açıkçası. Fakat girdikleri pozisyonları değerlendiremediler. Bir de orta sahada çok fazla top çevirdiler. Açacağım diye biraz uğraştılar. Defansı açmada zorla zorlandı Zenit takımı. Sovetev oynayacak. Sovetev da geçen hafta 4-2'lik bir galip geldi. Maçın ücretine baktığım zaman da inanılmaz pozisyonlara girmiş. Tempolu bir mücadele olmuş. Ben Zenit'ten dolayı bu mücadeleye yine güzel bir tempo kazanmasını bekliyorum. 2.5 üst tercihini sizlere burada idealden önereceğim. 1.42 bandında bir oranı var. Ve bir tane daha tercih önermek istiyorum bu mücadeleye. Geçen hafta Zenit'in zaten maçını izlemiştim. Ve ilk yerden inanılmaz ablukaya almıştı. Bu maçta da ilk yarı belki öne geçebilir. 1.70 bandında daha yüksek bir orandan da ilk yerden Zenit galibiyeti denenebilir arkadaşlar. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Skor beklentim 2-1-3-1 bandında bir Zenit galibiyeti. Onu da belirteyim. Midland'la Silkeborg mücadelesi. Midland'ın son maçını izleyenler mutlaka vardır. Avrupa'da oynanan mücadele. E, Ike... A A Larnakayla Güney Kıbrıs takımıyla oynadı. Maçta verilmeyen iki penaltı Midland tarafına. iki tane direkt, dört tane kaçan pozisyon, 30 tane şut. Maç 1-1 bitti. İnanılmaz bir şekilde yani. Tamamen şanssızlık. Ben evin iki golüne girmiştim. Çok şanssızlık o maçta ciddi anlamda. Var sistemi de yok daha bunlarda. Şimdi ligde var da elemelerde yok onu belirteyim. Şimdi Midland burada zaten iki gün sonra tekrar maçı var. Deplasmana gidecek, Güney Kıbrıs'a gidecek. Ve şunu söyleyeyim ben size. Bobby Dylan takımı oynuyor. Kadroda birkaç rotasyona giderse bor takımının ben bu maçta gol atmasını bekliyorum özellikle. Hatta bir 60 gibi oran açmışlar fakat burada bir olası sürpriz sürpriz beraberlik veya şey çıkabilir. Onu da belirteyim. Ama Silkeborg'un golü bence burada denilebilir. O da ilk maçında güzel bir performans sergiledi. Etkili oyunuyla birlikte deplasmanla 2 gol attı. Maçta 2-2 iki iki bitti zaten. 2 tane kalesinde gol gördü. Midland ekibi çok güzel futbol sergiliyor. Fakat burada ben Silkeborg'un da Borg'un Midland'a karşı gol atmasını bekliyorum. Ki zaten bu takım tekrardan yola çıkacak. 1.44 gibi orandan KG var tercihini sizlere önereceğim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir arkadaşlar. Bu maçta KG var bekliyorum. İrlanda Ligi'ne gidelim burada. 2 haftadır puan kaybeden Dundalk mücadelesi. Finharps ile oynayacaklar. Zirve yarışında hala iddiası olan bir ekip burada. Ve güzel futbol sergiliyor. Özellikle deplasmanlarda puan kaybı yapsa da kendi evinde güzel bir performans sergiliyor. Ben şöyle güzel bir oran aldım bu mücadeleden. Şöyle idealini söyleyeyim isterseniz. 1 ve 1.5 üstü bence 2 gol atarak bu mücadeleyi kazanabilir. Fakat ben biraz daha yüksek orana gittim. 1.90 banlı orana gittim. Ve Dundalk'ın mücadelede handikaplı kazanmasını bekliyorum. Çünkü iki maçtır deplasmanda oynuyor. Drokede maçında mesela 1-0 mağlup oldu. Fakat güzel futbol sergiledi. Etkin olan Dandav takımıydı. Bu maçta kendi evinde zayıf bir rakiple oynayacak. 1.89 gibi oranın handikap atması da beklenebilir güzel oran ile birlikte. Ve ideal isteyenler 1 ve 3 üstünü de değerlendirme altına alabilirler. Toplamda 5 mücadelem bu şekilde arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. İdeali yüksek oranı değerlendirmeyi yaptım bir kombine oluşturmadım. Kombine oluşturmamanın sebebini söyleyeyim sizlere. Tek bir e, kombin oluşturacağım. 5 maçtan ikisini çıkartacağım mesela veya birkaç tanesine tercih yapabilirim. Katıl Telegram grubunda ona göre bir tercih yapabilirim. Sizlere bir skor yarışması da sorduk. Darmstadt ile mücadelesinin skor yarışmasını sorduk. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Sezon yavaştan başlıyor. Bazı maçlarda şu son dönemlerde özellikle sürprizler çıkabiliyor. Ona göre mislerde biraz daha dikkat edelim. Sürprizlerden çıkabiliyor. Fakat maçın belli anlattığım gibi ideal tercihleri bunlardır. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Özellikle Bundesliga 2 üzerinden güzel gittim. Bu arada Belçika maçını standart Liege -Gent, Gent, maçını değerlendirmedim. Değerlendirmemenin bir sebebini söyleyeyim sizlere. Daha ilk maçları. O yüzden ne olacağını ne biteceğini bilmiyorum. Ben izlediğim Bundesliga vardı. Alt Liga vardı. Onları aldım. Değerlendirecekler. Bol şanslar. 5 maçımın tercihi bu şekilde. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.